Selamun aleyküm, merhaba arkadaşlar. Pratik tecvid derslerimizin ikincisi. Bu dersimizde cüz'i mahreç bölgelerini ele alacağız. Dersimize başlayalım. Cevf bölgesi. Külli mahreçleri tekrardan hemen ele alalım. Cevf, ağız boşluğuydu. İkincisi halk, boğaz demekti. Lisan, dil demekti. Şefeteyn, dudaklar. Hayşum ise geniz boşluğu. Şimdi bu bölgelerden çıkan harfleri tek tek ele alacağız. Hızlı bir şekilde görelim. Boğazın sonundan dudaklara kadar olan ağız içindeki boşluğa verilen isimli cevf bu bölgeden met harfleri çıkıyordu. Vav, ya, elif. Hemen şu resimde görelim. Boğazın sonundan ağza kadar olan bu boşluktan met harfi derken yine u derken buradan ağza kadar uzanıyor. Yine İ derken oradaki ya harfi, yani şu harekeli hemzeden sonra i derken bu çekme boğazın sonundan ağzın dışına kadar uzanan cevf bölgesinden çıkmakta. Hemen ikinci bölgemiz halk, boğaz bölgesi. Burayı da üç kısma ayırdık. Ednel halk, vasatul halk, aksal halk. Boğazın ağza yakın olan kısmı. Vasatul halk, boğazın ortası, aksal halk, boğazın sonu şeklinde. Ednel halk, yani boğazın ağza yakın olan kısmından gayin ve ha harfi, tam ortasından ayin ve ha harfi, boğazın sonundan ise hemze, yani harekeli olan elif ve ha harfi çıkmakta. Şuraya dikkat edelim. Hemze halk bölgesinden çıkmakta, boğazdan çıkmakta. Ama elif harfi met olan harf ise o cef bir önceki bölgeden çıkmaktadır. Evet, üçüncü bölgemiz genelde harflerin çoğu bu bölgeden çıkar. Dil bölgesinde 18 harf 10 farklı mahreçten çıkar. Kaf ve kef hemen şuradan görelim şu resimden. Aksal lisan, yani dilin en sonundan, dil kökünün üst damağa vurmasıyla kaf harfi, hemen biraz önünden ise kef harfi çıkmakta. Vasatul lisan dediğimiz dilin ortasını üst damağa yapıştırarak ceşey dediğimiz cim, şin, ya harfleri çıkmakta. Yine kendisinde mahsus bir çıkış yeri olan dat harfi hafetul lisan dediğimiz dilin yan tarafı sağ ya da sol fark etmez. Dilimizin sağ ya da sol yanını hangi taraftan çıkartıyorsak o bölgenin üst azı dişlerinin iç tarafına hafiften değdiriyoruz. Bu arada dilimizin ortası üst damağa değecek ve dilin arka kısmı da üst damağa doğru yükselecek. Dat harfi de bu şekilde çıkıyor. Hemen taraful lisan dediğimiz dilin ön tarafının biraz arkası, yani ortasının biraz önü, tam ucu da değil. Buradan da lam, ra, nun harfleri. Yine bu taraftan, yani bu dilin ucunun hemen biraz arkasının üstü te, dal, ta, üst damakların dibine değdirilerek çıkartılıyor. Yine zay, sin, sat harfleri ise dilin ucu alt dişlerin önünde olacak. Bu harfler de buradan çıkıyor. Kalan 3 harfimiz ise peltek harfler. S, zel, va harfleri. Dilin ucu ön dişlerden biraz dışarı çıkartılarak çıkmaktadır. Evet, dördüncü bölgemizi görelim. Şefeteyn, dudaklar bölgesi. Buradan da 4 tane harfimiz çıkmakta. F harfi üst dişler alt dudağı ısıracak. F, F, Fi, Fı. Vav harfi dudaklar ön tarafa doğru yumulacak. Sonra B harfi dudaklar sert yapıştırılacak. B, 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 Bi, Bı. Mim harfi ise hafiften yapıştırılarak dudakların yapıştırılmasıyla ortaya çıkan harfimiz. Evet, beşinci ve son bölgemiz cüz-i mahreçten hayşum bölgesi. Evet, şunu yanlış yazmışız. Burası 5 olacak. Geniz bölgesi. Buradan ise ihfa olunan nun harfi çıkmakta.
Fer'i harflerdendir. Bu ihfa olunan nun. N harfi nereden çıkıyordu? Nun harfi. Dilin taraful lisanı, lisan bölgesinden çıkıyordu. Dilin ön tarafının biraz arkasının üst damağa doğru yapışmasıyla, ama ihfa olunan nun ise buradan değil, hayşum bölgesinden çıkmakta. Yine gunne sesi de hayşumdan gelir. Mesela burayı okuyalım. İn küntümdü. Burada ihfa yaptığımız zaman in, yani dilin tarafı, ön tarafı üst damağa doğru yapışmıştı. O taraful lisanı aşağı hafiften salıyoruz. İn küntüm. Arada boşluk kalacak. Yine ilerleyen derslerimizde bu harflerin tekrardan ele alacağız. Mesela minnerin gunne sesi de yine buradan gelmekte. Mimme hayşun bölgesinden gelmektedir. Evet, ikinci dersimizi özetlersek, birincisi cevf, boğazın sonundan dudaklara kadar olan ağız içindeki boşluğa verilen isimdi. Bu bölgeden met harfleri, yani vav ya elif harfi çıkıyordu. Halk, ednel halk. Vasatul halk, aksal halk. Boğazın ağza yakın olan kısmı, gayn ve ha. İşte bu cüz'i mahreç. Vasatul halk, ha ve ayn. Boğazın ortası yine cüz'i mahreç. Aksal halk, boğazın sonu, göğüse bitişik olan kısmı, hemze ve ha harfi. Burası da cüz'i mahreç. Yani bu harflerin çıktığı özel yer. Ama halk, genel mahreç bölgesi. Yani buradan 6 tane harf çıkıyor. Ama kendi arasında 3'e ayrıldığı için bu çık, yani ayrılan yerler cüz'i mahreç diye isimleniyor. Yine lisan bölgesinden 18 tane harf 10 farklı mahreçten çıkar. Dilin sonu kaf, dilin hemen kökünün biraz önü, yani kafın biraz önü kef çıkar. Dilin ortası ceşey dediğimi cim, şin, ya harfleri. Hafetul lisan dat harfi dilin sağ veya sol tarafının üst ağız dişlerinin iç tarafına değmesiyle çıkıyor. Taraful lisan dediğimiz dilin ortasının biraz önü lam, ra, nun harfleri buradan çıkıyor. T, dal, da harfi yine taraful lisanın ön dişlerin dip etlerine doğru değmesiyle çıkıyor. Dilin ön tarafı sin, zay, sat harfleri, yani dilin ucu alt dişlerin önünde olacak. Yine peltek harfler ise se, zel, va harfi dil ucu ön dişlerden dışarı çıkarıltılarak çıkartılıyor. Şefeteyn bölgesinde ise 4 tane harf çıkar. F harfi, vav harfi, ba harfi, bir de mim harfi çıkmakta. Hayşun bölgesinden ise ihfa olunan, yani nunu muhfat denilen o ihfa nunu çıkmaktadır. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.